gideceğimizi bilmiyordu, izin vermeyebilir gitmemize. Haber olmazsa izin vermesine gerek kalmaz Peri'cim. Bilmemek mutluluktur. Hadi Peri. Tamam. Kurcalamazsan sevinirim. Hayatımızda ilk defa radyolu araba görüyoruz. Bir sende, bir Beckham'da. Alo. Ha, geliyorum ben, yoldayım. Aynen. Ya babam arkadaşın çocuklarını taktı peşime. Tamam, hadi gelince konuşuruz. Hadi bay bay. Haluk abi sana hiç bizden bahsetmedi mi? Yok, niye bahsedecekmiş ki? Çok mu önemli insanlarsınız? Evet canım, çok önemliyiz. Öyle mi? Kimmişsiniz siz bakayım? Biz... Güneş'in kızlarıyız. Neysin? Etkilenmem mi gerekiyor? Hadi abla geri dönelim. İşte dönemem vallahi. Ben kaçtım kardeşim.
İstanbul'da çok maruz kalıyor musun İzmir'in kızları geyiğine? Daha bir gün oldu geleli, sen rahat ol. Çok kalacak mısın? Aslında yarın dönüyoruz ama bir dahaki gelişimize Temel'le geleceğiz. Yani tabii Haluk abiyle annem ayrılmazsa. Hangi Haluk abi? Ali'nin babası Haluk abi. Evet, Haluk abi annem İzmir'de evlenme teklif etti. Gerçi yarıda kalmış ama bizi de buraya tanışalım diye getirdiler. Vay vay, Haluk amcaya bak ya. Geliyorum şimdi. Başkan! Niye gizliyorsun oğlum? Haluk amcaya bak sen, gizli kazan ama ha. O bilmiyor, söyleme. Neyi? Moruk seni uyandırayım. Haluk amca senden çok daha hızlı. Ne diyorsun oğlum? Haluk amca evleniyor diyorum. Siz de kardeşsiniz diyorum. Ne? Saçmalama. İnanmıyorsan babana sor. Kalk eve gidiyoruz. Kalk eve gidiyoruz. Kalk. Kalk eve gidiyoruz. Kalk. Ne yapıyorsun be manyak? Bırak kolumu. Abla. Geri. Abi. Sonra Emre. Abi. Sonra. Güle güle. Babam nerede? Çalışma odasında. Sen evleniyor musun? Kim söyledi sana? Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz acaba Haluk Bey? Sakin ol. Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Sakin ol. O tipleri bu evimi dolduracaksın. Senin yaşadığın hayatı onların da yaşamaya hakkı var. Benim yaşadığım hayat. Benim yaşadığım hayat. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Dün aranızda tatsız bir hadise olmuş. İkiniz de halinizden memnun görünmüyorsunuz. Herhalde değiliz. Hadise buralara varana kadar niye oturup karşılıklı konuşup halletmediniz? Hayır Haluk. Bu konuşma böyle olmaz. Selim büyük bir yanlış yapmış. Ali'ye çok ağır laflar etmiş. Ama anne bak o da bana... Selim bir sus. Ben Ali'nin ne dediğiyle ilgilenmiyorum şu anda. Ben senin tavırlarından sorumluyum. Bak Ali'cim, ben Selin adına senden çok özür dilerim. Çünkü gerçekten telafisi mümkün olmayan laflar söylemiş sana. Ben sizi birbirinizle iyi geçinin diye dayatmada bulunamam. Ama iyi geçinmenizi çok isterim. Şimdi bu konuşma şöyle noktalanacak. Sen Ali'den özür dileyeceksin ve bir daha böyle bir şeye sebep olmayacaksın. Hepinizden özür dilerim. Özür dileyeceğin kişi orada kızım. Yüzüne dön, insan gibi özür dile. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Aslında dün ikimiz de ağır saçmaladık. Yani suç birimizde değil, ikimizde.
Olanlarda bizim tayfanın da suçu var. Yani Selin ilk geldiğinde aramızı almadık ve Selin gerçekten arkadaşça yaklaşmıştı bize. Ama inan ki sana hiç zarar vermek istemedim. İnan benim için bir önemi yok. Eğer sen de beni affedebilirsen ben yeniden başlamak isterim arkadaşlığımıza. Utandırma beni. O zaman ben hazırladığım konuşmanın geri kalan kısmını yırtıp atayım. He, baksana şunların haline. İnşallah kalıcı bir durumdur tabii ki bu durum. Evet, tabii canım. O zaman mesele hallolduğuna göre hadi ailece kahvaltıya geçelim. Selin'cim bu senin cezanı hafifletmiyor, bilgin olsun. Ya anne ya. Hadi kahvaltıya. Kuru özürle yırtacağını sandın değil mi? Ne? Biraz önceki konuştuğum Ali bant kaydı mıydı? Annenle babamın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Neyden haberi olmayacak? Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın, merak etme. Senin canını yakacağım. Kork benden.